senin ranzada bulunmuş. Cinayet aleti. Tahsin'in de pek sevmediğin ortada. Nefret ediyordum o pislikten. Nefret. Ama ben öldürmedim. Ya 50 kere de söyledim zaten. Biri benden önce davrandı. Ne yapayım? Bu kimin o zaman? Senden önce davranan kim? Bilmiyorum. Ya yanlış adamı sorguluyorsunuz siz. Bir sürü insan var sorgulanacak. Başta cezaevi istihbarat. Kimmiş o cezaevi istihbarat? Onu da artık kendiniz buluverin. Girin. Meşgulseniz sonra geleyim efendim. Korktun mu Gülten? Gelsene. Ne korkacağım senden be? Nedir mahkumla aranızdaki mesele Gülten Hanım? Efendim, Tahsin'in katili budur. Bana bak, bir daha katil desenin dava açacağım buna müfettiş bey. Yani boyun eğmiyoruz diye hop her suç üzerimize. Açarsan aç be pis katil. Ne? Ne yapıyorsunuz? Hadi karı. Açacağım seni. Ben seni hadi karı. Sakin olun. Dur. Dava açacağım. Gardiyan. Hadi karı. Açacağım seni. Gardiyan. Bir gebert. Mahkumu koğuşuna götürün. Gebertacağım seni. Gebertacağım seni. Gülten Hanım. Bak. Kimin açıyor? Hasta. Sakin olun Gülten Hanım. Sana sen de ya. Tamam yürü. Yürüyoruz işte. Özür dilerim efendim. Burası müdüriyet makamı. Annem çok ağır hasta. Sinirlerim bozuk. Özür dilerim. Gidin annenizle ilgilenin o zaman. Görev başındayken sinirlerinize hakim olun lütfen. Çıkabilirsiniz. Peki efendim. B2'den... Filiz Demir'i getirdim. Anlaşıldı efendim. Salak bunlar ya. Vallahi. Ağzını topla. Yürü. Hey, biz yürürüz de, yürütürüz de. Merak etme. Yürü. B2 çamaşır haneye. Filiz Demir. Filiz Demir. Yo, nereden çıkardın? Cezaevi istihbarat dedim, Filiz'i çağırdı. Senin ünvan elden gidiyor Peri. Ne diyorsun sen be? Öyle bir durum yok Tarık Bey. Handan Hanım, revirde benim masamı kullanabilirsiniz. Teşekkürler. Hava alıyorum. Herhalde burada çalışmayı düşünmüyorsun. Onun için... Ben de bunu konuşmaya geldim. Handan Hanım'ın odadan çıkmasını ben istemedim. Kendisi çıktı. Bakın beyler. Ben kimseyle oda paylaşmıyorum. Beni ararsanız yemekhanede çalışıyorum. Tepkinizi anlıyorum. Ama buraya ben sizin talebinizle geldim. Yardımınıza ihtiyacım var. Soruşturmayı birlikte yürütüyoruz. Aynı odayı da kullanabiliriz. Thank you.
Hanım, çantamız. Efendim. Belki koğuşunda birçok olay olmuş. Bazılarını biliyoruz, bazılarını araştırıyoruz. Bana anlatacakların olabilir diye düşündüm. Ben mi? Yok, sayın müfettişim. Yani ben burada kalan günlerimi hiçbir şeye karışmadan geçirmeye çalışıyorum. Öyle gizli kapaklı şeyleri bilmem. Kendi kabuğumun içinde yaşarım. Başka şeyler de söyleniyor. Anlatacağım bir şey varsa, bir itirafın varsa bunu şimdi söylemen senin için daha iyi olur. Gülten söylemiştir. Sırf o da değil. Burada herkes benim arkamdan konuşur. Ama ben ezilmeye alıştım. Ezile ezile alıştım. Her zaman, her yerde, herkes. Ben babasız büyüdüm sayın müfettişim. Daha çocuk yaşta hayatımı kendim kazanmak zorundaydım. Yapayalnız bir kız çocuğu için bu ne kadar zor bir şey anlayabilir misiniz? Ama ben namusumla çalıştım. Dosyanda dolandırıcılık var. Dediğim gibi herkes bu hayatta üzerime çamur attı. İzi kaldı. Kenar mahallede 3. sınıf bir kuaförde başladım. Tırnak törpüleyerek, topuk taşlayarak, tırnaklarımla kazıyarak en iyi semtlerde saç keser, saç tarar hale geldim. Benim tasarladığım saçlarla mankenler podyuma çıktı. Konuya dönecek olursak? Konudan ayrılmadım ki efendim. Son çalıştığım dükkanın sahibi, o tatlı kadın beni çok severdi. Dükkanı bana bıraktı. Vefat etti. Nur içinde yatsın. Bana sen öldürdün dediler. İftira attılar. Allah'ıma şükür ki suçsuz olduğum ortaya çıktı. Ama kadının belalısı taktı bana. Haraç istedi. Dükkana el koymaya kalktı. Adam eski hesaplarda dalaverelerle, naylon faturalarla yolsuzluklar yapıp üzerime yıktı. Beni savunacak kimsem yoktu. Tek başıma, çaresizdim. Girin. Mahkumu koğuşuna götürün. Beray Doğan'ı buraya getirin.